F bileşke fx demek f'nin için arkadaşlar fx'i yaz demek. Yani f ax artı b olacak. Bu fx artı 2 artı fx'e eşit. Şimdi f ax artı b x gördüğünüz yere ax artı b yazmak demektir. Bu şekilde gördüğünüz gibi. x artı 2 x gördüğümüz yere x artı 2 yazmak demek. Öbürü zaten ax artı b. Böylece a kare x artı ab artı b eşittir ax artı 2a artı b artı ax artı b haliyle a kare x artı ab artı b sabit ve x'li terim. Burada da x'li terim 2ax sabit terim 2a artı b artı b yani 2a artı 2b. Böylece arkadaşlar buradan ilk olarak a kare x 2ax diyebiliriz. Sıfırdan farklı birer tam sayı dediğine göre a kare x eşittir 2ax'den a sıfır eşit olamaz sadeleştir x'leri de sadeleştir. Böylece a 2 oldu. Yerine yazarsak burada 2b artı b daha 3b arkadaşlar. a'yı 2 bulmuştuk. 4 artı 2b oldu. b de gördüğünüz gibi 4 geldi. Demek ki fx fonksiyonunu yerine yazarsak a 2x olmuş oldu. b'den dolayı da 4 oldu. f 2'yi bulacağım. 4 artı 4 8 b şıkkı. İşleme dayalı bir soru. Gerçekten böyle yapmamız gerekiyor. Fonksiyonunun grafiği ile gx eşittir 6 fonksiyonunun grafiğinin kesim noktalarının apsisleri toplamı kaçtır? Bir fonksiyonun arkadaşlar başka bir fonksiyonla kesim noktası için bir grafik çizebilirsiniz. Burada grafik çizmeyi ben seviyorum aslında ama mutlak değerle de çözebilirsiniz. Denklem yoluyla da kesim noktası bulunabilir. Hangisi o an kolayımıza geliyorsa oradan. Bu soruda mesela bence kolay olan denklemden yapmak bu şekilde. Ne diyeceğiz? Bir. Mutlak değer olduğu için İçerisi 6 olabilir. Böylece mutlak x eksi 3 eşittir 9 olur. x buradan arkadaşlar 12 ve eksi 6 olur. İkinci durum mutlak x eksi 3 eksi 3 eşittir eksi 6 olabilir. Ancak mutlak x eksi 3 eksi 3 eşit olamayacağına göre bu yanlış oldu. Demek ki eksi 6 ve 12 olurmuş arkadaşlar. Toplamları da 6 yaptı e şıkkı. Önce sorudaki gibi yapayım ben de. Atayım öbür tarafa. Burada arkadaşlar F'in tersi N bölü M eşit M olsun tamam mı? X gördüğüm yere direkt N bölü M yazarsam üstteki fonksiyonda M çarpı N bölü M artı N olur. Bunlar gider. F'in tersi N bölü M 2 N olur. Soruda F'in tersi N bölü M N olarak verilmişti M. Demek ki M 2 N'ye eşitmiş. Hemen yazıyorum artık yerine. F'in tersi X eşittir. 2 N X artı N. Atıyorum öbür tarafa f 2nx artı n. Şimdi arkadaşlar benden f0 isteniyor ya. Ne yapacağım? x yerine ne yazarsam 0 olur ona bakacağım. 2nx artı n eşittir 0. 2nx eşittir eksi n. Buradan bunlar gitmiş oldu. Haliyle x eşittir arkadaşlar. Eksi 1 bölü 2 oldu. Böylece e, artık yerine yazarsak. Eksi 1 bölü 2 eşittir f0 oldu. Zaten soru benden bunu istiyordu. A şıkkı. f e üzeri x eşittir kök x artı bir f'in tersi 3 nedir demiş. Hemen fonksiyon tersinde bazen ters alırız bazen de şunu yaparız. f'in tersi 3 eşittir a'yı at öbür tarafa f a eşittir 3 olsun. Bunu yapma hakkım var. Veya şu da olur. f'in tersi bu birinci yol hangisinden mantıklıysa oradan ikinci yol. F'i at öbür tarafa F'in tersi kök x artı 1 eşittir e üzeri x'te. Sizce hangisinden daha kolay geliyor soru onu düşünmeniz lazım. Bir, bir kere arkadaşlar burayı e üzeri x'i ben a yapmak istemem. Çünkü iki tane bilinmeyen oluyor. Ama ikinci yoldan gidersem f'in tersi x artı 1 3 soruluyor ya. E ben burayı 3 yapabilirim. Bu, kök içinde x artı 1 eşittir 3. Kök x eşittir 2. x gördüğüm yere 4 yazmalıymışım. Böylece f'in tersi gerçekten 2 artı 1'den 3 yaptı. Burası da e üzeri 4 oldu. Cevap e şıkkı geldi. Yani özellikle birinci yolu da söyledim. Bazen ona da muhtaç kalıyoruz arkadaşlar. Hangisi mantıklıysa onu tercih etmeliyiz. Bir fonksiyon px eşittir p eksi x'i sağlıyorsa tabii ki çift fonksiyondur. 4. dereceden çift fonksiyon x üzeri 4 artı a x kare artı b olur arkadaşlar. Böyle bir çift fonksiyon çift dereceli terim olacak tek dereceli terim olmayacak. p1 eşittir p2 eşittir 3 verilmiş. Hemen yerine yazalım. 1 artı a artı b de 3'müş. 4 e, 2 üzeri 4'ten 16 artı 4 a artı b de 3'e eşitmiş. Böylece taraf tarafa çıkarırsam b'ler gider. 15 artı 3 a eşittir 0 olur. a arkadaşlar eksi 5 gelir. Yerine yazarsak a eksi 5 olduğunda eksi 4. Demek ki b de 7 imiş. Buradan bunu anladık. Fonksiyon x üzeri 4 eksi 5 x kare artı 7 eşittir px oldu. Bizden p 0'ı istiyor. Zaten x kareler x üzeri 4'ler gitmiş oldu. p 0'ı buradan sabitlerini sorduğundan dolayı 7 oldu arkadaşlar. a şıkkı. Sin x büyük eşit 0 ise eksi pi pi aralığı demiş. Şimdi bakalım. Bir kere arkadaşlar eksi pi ile neresi arasında? Sıfır arasında sinüs fonksiyonu negatiftir. Negatif değer alır. Hemen onu bir hatırlayalım. Şimdi arkadaşlar sinüs fonksiyonu birinci derecede birinci bölgede pozitiftir. ikinci bölgede pozitiftir. Üçüncü ve dördüncü bölgede negatiftir. Şimdi eksi pi dediğiniz şey haliyle arkadaşlar normalde sıfırla pi aralığı işte ikinci bölge birinci bölgeyi kapsıyor. Burada pozitif ama eksi pi sıfır dediğiniz zaman bu neye giriyor aslında? Örnek vereyim şimdi size. Eksi pi eksi ile sıfır arasında. Eksi 100 derece diyelim. Eksi 100 derecenin esas ölçüsü nedir? 260 derece. E bu da üçüncü bölgeye karşılık gelir. Bu yüzden eksi pi ile sıfır arasında negatif olacak. Negatif olduğu için de neyi kullanacağız? Sıfır. Demek ki eksi pi'den sıfıra kadar arkadaşlar sinüs fonksiyonu sıfır olacakmış. Bu bağıntıya göre. sıfırla pi arasına gelirsek... 0 ile pi arasında demin dediğim gibi fonksiyon pozitif değerlidir. Bu yüzden hangi fonksiyonu kullanacağız parçalı fonksiyonda? Üsttekine. 4 sin x olacak. Zaten arkadaşlar burada sinüsün ne olduğunu biliyoruz. 0 ile pi arasında alacağı değerler 0 ile 1 arasındadır normalde. 90'a ulaştığı zaman en büyük değerine ulaşır. 0 ile 180 arasında da 0'dan 1'e sonra 1'den sıfıra geri düşer. Çünkü sinüs 0 0'dır. Artarak gider sinüs 90'da 1'e ulaşır. Sonra yine azalır sin 180'de 0'a ulaşır. Bu yüzden arkadaşlar sinüs x normal şartlarda burada dahil mi bakalım 0? Evet dahil. 0'dan büyüktür veya eşittir. Sinüs x arkadaşlar 1'e eşittir veya büyüktür. Şey, küçüktür. Dolayısıyla 4 ile çarparsak 4, 4 sin x küçük eşit 0 olacak. Demek ki çözüm aralığı 0.4 kapalı aralıymış. Biraz trigo bilgisi. Tabi trigonometri hiç bilmiyorsanız bu soru sizin için hiçbir şey ifade etmeyebilir. Ben ne olursa olsun her zaman grafik bilgisine çok önemsiyorum. Bir de tabii ki trigonometri olduğu için bölgelerde nerelerde artı nerelerde eksi iyi bilmelisiniz. G eksi 2 hemen yerine yazalım. G eksi 2 4 eksi f 0 olacak. F 0'ın zaten 0 olduğunu biliyoruz fx fonksiyonunda. Böylece 4 eksi 0'dan g eksi 2 4 oldu. Gelelim şimdi g eksi 4'e. g eksi 4 x yerine eksi 4 yazarsak f eksi 2 olacak. f eksi 2 de arkadaşlar 4 olarak verilmiş. Ekstra başka hiçbir şey yapmadık gördüğünüz gibi. 4 eksi 4'ten de 0 oldu. Bize bunların toplamını soruyordu. 4 0 cevabımız e şıkkı oldu 4 geldi. Şimdi burada tabi mevzu ne sınav sorusu bu. Ee, arkadaşlar gerçekten Anlamak gerekiyor şimdi hani böyle çok şey diyemeyeceğim. Bu soruda böyle yaparız muhabbetine giremeyeceğim. Matematiksel olarak kavramak gerekirse 2 hangi iki sayı arasındadır arkadaşlar? 2 ne ile neyin arasındadır? 2 ile 3'ün arasındadır doğru mu? Yani bunu böyle yorumlamalısınız çünkü 2 tam sayı gerçekten 2 kapalı 3 açık aralığı içine dahildir. Bu yüzden neye burada 2 olacak? Bak fx eşittir x eksi 2 gelecek. N'yi 2 bulduğumuz için? f de buradan 2-2'den 0 olacak. Şimdi bu biraz tehlikeli. Ama F10 bölü 3'ü daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. 10 bölü 3 hangi iki ardışık sayı arasında arkadaşlar? 3'ten büyük olduğu için 3 ile 4 arasında doğru mu? O zaman bakın burada ne ne geldi? 3 artık f 10 bölü 3 eşittir. 10 bölü 3 eksi 3'ten 1 bölü 3 diyeceğiz. İkincisinde daha iyi anladığınızı düşünüyorum. Geldim üçüncüye. 19 bölü 6 hangi ardışık iki sayı arasında? E, 3'ten büyük arkadaşlar. Neyden küçük? 4'ten de küçük. 3 ile 4 arasında düşüyor. O zaman burada da yine ne? 3 geldi. Şimdi yerine yazarsak f19 bölü 6 eksi e, şey eşittir 19 bölü 6 eksi 3 buradan da 1 bölü 6 yaptı. 1 bölü 3 1 bölü 6 daha toplarsak 1 bölü 2 yapar. 0 daha yine 1 bölü 2. C şıkkı biraz tehlikeli bir soru. Bence eleyici de bir soru olabilir. Anladıysanız hiçbir problem yok. Yukarıdaki grafiği verilen f fonksiyonunun tanım kümesi. Arkadaşlar tanım kümesi için x için düşünüyoruz. Tanım kümesi x'lerden oluşur. Bu yüzden düşey doğrular çizeceksiniz. Düşey doğrular devam ederken böyle boşlukları çıkarmanız lazım. Hiç böyle büyük bir boşluk çıkmadı değil mi? Eksi 4 açık aralığından 7 açık aralığına kadar arkadaşlar öyle bir sıkıntı yaşamadık. Sadece 2 de boş yani daha doğrusu x eşittir 0 da boş ama x eşittir 0 da 4'e gitmiş. O yüzden orayı geç. Mevzu burada ne? 3 de tamamen boş. 3 hiçbir yere gidememiş. O zaman bunu çıkarmamız lazım. Ama şunu diyebilirsiniz hocam şıklarda bu yok. O zaman şudur işte. Eksi 4'ten 3'e kadar orada bir kesildi. 3'ten sonra kaldığı yola devam etti. Buna uygun cevap arkadaşlar. 7 kapalı olduğu için içi dolu bakın. Eksi 4 de açık olduğu için açık oralık olacak. Cevap B şıkkı. Düşeyler eğer grafiği kesiyorsa evet onlar tanım kümesine dahildir. Değilse hayır arkadaşlar. Bitti zaten sonra anlayanlar bitirebilir. Anlamayanlar için de şöyle bir şey göstereyim. Mesela bir grafik var. Şurası 2 olsun tamam mı? Grafik sonra kopmuş. 7'den devam etmiş. O zaman bak bunun tanım kümesi şöyle olur. Burayı da kapatayım böyle. 0 kapalı 2 açık. Birleşim ta 7'ye kadar bak grafik yok. 7'den başlar devam eder. Olay budur. Burada öyle bir sıkıntı olmadığı için kopma noktalarında da zaten aslında birine gidip diğerine gitmediği için 0'da çıkarma yapmadım. FA GA 0 ile 3 arasındaymış A arkadaşlar. Ve FA küçüktür GA olduğunda GA küçüktür haşa demiş. Bir fonksiyon diğerinden küçükse daha aşağıdadır. f'nin g'a'dan küçük olduğu yer neresi? Bakın şöyle bir yer temsil olarak uyduruyorum. 4 olsun burası. Bak f grafiği daha altta, g grafiği daha yukarıda. O zaman arkadaşlar bunu devam ettirdiğimizde de h g'nin yukarsında oluyor. Demek ki birincisi doğru geldi. Şimdi bunu silelim. Gördünüz. Olay sadece bu. Yukarıda olan daha büyük, aşağıda olan daha küçük grafikte. GA küçüktür haşa olduğunda. Denmenki gibi arkadaşlar. GA haşadan küçük olduğunda. E, şöyle bakın yapmıştık zaten. Böyle bir 4 noktasında GA haşadan küçük. O zaman HA da FA'dan küçük mü? Hayır. Tabii ki haşa gördüğünüz gibi FA'dan büyük. Yine F'in de yukarısında. Bu yanlış. Bu gitti. Zaten birinci yanlayınca ikinci daha kolay oldu. Şimdi gelelim. HA küçüktür FA olduğunda. Hemen ona uygun bir nokta seçeceğim. Bakın F mavi olan. F'in H'dan daha büyük olduğu yer sıfırla e, şöyle bir nokta arasında. Ona temsil olarak 1 diyeyim tamam mı? Gördüğünüz gibi burada kırmızı olan H. Mavi olan F. F mavi, kırmızıdan daha büyük. Yani H'dan daha büyük. G ne durumda? Bunların ikisinin arasında. O zaman G de arkadaşlar F'den küçük oldu. G de F'in altında kaldı bakın. Bu mavi olan F Yeşil olan G. Demek ki F büyüktür G'ymiş. Bu da yanlış oldu. Cevap yalnız bir A şıkkı. Şimdi burada dikkatli olmalıyız. Grafiğini çizebileceğimiz bir denklem değil. Çünkü hem payda da hem payda X var arkadaşlar. Haliyle şuna bakmamız gerekiyor. Eksi 2 ile 1 aralığında bir kere fonksiyon da şurada hem fikir olmalıyız. Eksi 1 0 aralığıyla 0 1 aralığında fonksiyon aynı değerleri alır. Örnek F eksi 1 bölü 2'de de arkadaşlar x gördüğünüz yere eksi 1 bölü 2 yazınca 1 bölü 2 diye çıkacak. Aşağısı da böyle. 1 bölü 2 yazsanız da yine 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 diye çıkacak. Bu yüzden bu fonksiyonda eksi 1 ile 0 aralığı 0 ile 1 birinin 0 1 aralığı birbirinin aynısı. Aslında fonksiyon eksi 2 ile 0 aralığında tanımlı gibi. Çünkü zaten eksi 1 ile 0 aralığıyla 0 ile 1 arası birbirinin aynısıysa 0 ile 1 aralığını benim görmeme gerek yok. Eksi 2 ile 0 aralığında o zaman 0'ı tabii kapatalım. Çünkü 0 bu aralığın içinde. Böylece arkadaşlar ne olur? X'e 0 verdiğimizde 0 bölü 2'den 0 olur. Sonra yine baktığımız zaman eksi 2 koyduğumuzda 2 bölü 4'ten arkadaşlar 1 bölü 2. Demek ki bu fonksiyon 0 ile 1 bölü 2 kapalı aralığında olacakmış. Görüntü kümesi D şıkkı. Şimdi bunu size çizerek göstereceğim arkadaşlar. Bakın birinci adım mutlak fx'i yapayım size şimdi. Mutlak fx ne demektir? Aşağıdaki kısmı al yukarı katla. Yani normalde bu böyle devam ediyordu. Yine aynen devam. Şurası yine y'si 4. Burasının ordinatı 2. Şurası e, tam eksi 4 noktası olduğu için yine eksi 4. Ve e, arkadaşlar öbür taraftan da burası 0 işte. Şimdi geliyoruz. Burada mutlak fx'i 2 birim aşağı göndereceğim. İkinci adıma geçtim artık. fx'i 2 birim aşağı gönderiyorum. Eksi 4 olduğu için eksi 4'e eksi 2'ye geldi. 0 yine 0'a eksi 2'ye geldi. Sonra zirve noktası olan buradaki 2 0'a indi. Ve yine burası arkadaşlar 6'ya 4'tü. 6'ya 2'ye inecek şu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar artık e, şunu da yine yapalım. Böyle bir grafik böyle bir görüntü tamam mı? Şimdi bir daha bunun neyini alacağız? Mutlağını alacağız. Bir daha mutlağını almak ne demek en son soruda? aşağıdaki kısımları al yukarı katla. Şu aşağıdaki kısmı şurası arkadaşlar eksi 2 olduğu için yukarı katlarsam 2 hizasına gelir. Sonra yine burası arkadaşlar 2 hizasına gelir ve böyle bir görüntü oluşur. Şu yukarıdaki zaten devam ediyordu. Yine burası da devam ediyordu. Şimdi artık y eşittir 1 doğrusunu çizelim. Y eşittir 1 çünkü neden? 1 ile kesişimi soruluyor. Y eşittir 1 de şurada bir yerde. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane noktada kesişti bu yeşil grafikle. Bu şekilde biraz uğraştırıcı gelebilir arkadaşlar ama çözüme odaklanırsanız katlamaları, simetrileri, öteleme nedir iyi bilirseniz ki gerçekten bu soruda bu isteniyor daha güzel yapabiliyorsunuz. Sıfırdan küçük değerler diyor ama bu soruda şansınız ne? Tam sayıları olduğu için arkadaşlar direkt değer verebilirsiniz. Böylece -1 verdiğiniz zaman 0, -2 verdiğiniz zaman -1, eksi -3 eksi verdiğiniz zaman -2 nokta nokta nokta. Haliyle birincinin görüntü kümesi negatif tam sayılar ve 0 geldi. 2'incinin görüntü kümesi. 0 veriyorum -1. 1 bir. Bir veriyorum 0. 2 veriyorum 1 nokta, nokta nokta nokta. Bu da sonsuza kadar gitti. E arkadaşlar bu eksi sonsuzdan artı sonsuza bütün tam sayıları aldı. Haliyle bunun görüntü kümesi GK diyeyim tam sayılar çıktı. O yüzden ben hemen 3. öncüyle doğru demek istiyorum. Şimdi gelelim örten birebirlik kısmına. Birebirlik kısmı yanlış. Çünkü arkadaşlar bakın burada da eksi 1 elemanı var. Burada da eksi 1 elemanı var. Siz buraya eksi 2 koyduğunuzda da eksi 1 geliyor. Buraya sıfır koyduğunuzda da eksi 1 geliyor. İki eleman aynı yere gitti. Birebir olmadı. Örten midir? Evet. Çünkü değer kümesiyle Görüntü kümesi aynı çıktı. Değer kümesi de tam sayılar. Görüntü kümesi de tam sayılar. Hiç boşta eleman kalmadı Y'de. Böylece bu da doğru arkadaşlar. Cevabımız 2 3 E şıkkı. Gerçek sayısı için fx küçüktür fx artı 2 denmiş. O zaman f1 f 1 f 3'ten küçüktür. f 3te doğal olarak 2 eklersek f 5'ten küçüktür. Evet f1 küçüktür f5 olur. f 1 küçüktür f1. Bunun için ne söyleyeceğiz bakalım. Şimdi arkadaşlar normalde f-1 küçüktür f1 ancak biz bunların nasıl küçük olduğunu bilmiyoruz şimdi. Yani f-1 mesela 0.5'te f1 pardon şöyle söyleyeyim eksi 0.5'te bu mesela 0.3 mi acaba o zaman mutlağını alırsak gördüğünüz gibi mutlak f-1 mutlak f1'den daha büyük olabilir. Bunu bilemem yani değerlerini bilmediğim için negatif mi pozitif mi diye. Sonra F0 artı F2 2 F4'ten büyüktür, küçüktür. Evet aynen F0 bir kere F2'den küçük f 2 de F4'ten küçük otomatik olarak F0 f 4ten küçük F2 zaten 2 eklediğimde F4'ten küçük taraf tarafı topladığımda bak F0 artı F2 2 tane F4'ten küçük geldi bu da önemli bu da doğru geldi cevabımız 1 3 C şıkkı oldu arkadaşlar tehlikeli kısım burasıydı değerlerin, sonuçların negatif, pozitif, büyük, ne kadar büyük, ne kadar küçük olduğunu bilmiyoruz sonuçta.